Köşkteki 30 Ağustos resepsiyonuna damga vuran görüntü sosyal medyada tartışmaların odağına oturdu. Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la söylediği Yemen türküsü bir grubun büyük tepkisini çekti. Şimdi orada 100 kişiyi geçmiyor aslında. Benim durduğum yer bellidir. Bundan sonra duracağım yer de bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yemen türküsünü söyledi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Yavuz Bingöl Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona katıldı. Erdoğan'ın yanı başındaydı. Çalan Yemen türküsünü Erdoğan'ın da okuması için ricacı oldu. Yavuz Bingöl Erdoğan'a eşlik etti. O dakikalardan sonra sosyal medyada sanatçıya tepkiler gelmeye başladı. O da karşılık verdi. Ünlü türkücü daha önce de Erdoğan'ın iftarına katıldığı için ağır eleştirilerin hedefi olmuştu. Ülkenin ayrışmaya, kutuplaşmaya gittiği bir dönemde benim orada olmamı ben çok önemsedim mesela kendi açımdan. Ünlü türkücü tıpkı bugünlerde yaşadığı sıkıntının benzerini o günde yaşamış, ilk tepkisini de Show Haber'de dile getirmişti. Şimdi orada 100 kişiyi geçmiyor aslında. Benim durduğum yer bellidir. Bundan sonra duracağım yer de bellidir. Türküleri neden, niçin söylediğim de bellidir aslında. Eleştirileri, tepkileri doğal karşıladı. Bingöl doğru zamanda, doğru yerde olduğunu savundu. Çok kendi içimde büyütmüş değilim. Doğal karşılıyorum aslında tepkileri de. Yani biraz ülkenin ayrışmaya, kutuplaşmaya gittiği bir dönemde benim orada olmamı ben çok önemsedim mesela kendi açımdan. Yavuz Bingöl çok dert etmiyor ama tepkiler de sürüyor. Gelen gel.